İkizler Burcu nasılsınız? 31 Mayıs 6 Haziran haftası nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir. Haritanıza da şöyle bir göz atıyorum. Kendinizi çok yorgun, enerjisiz, negatif, uzun, hani ne deriz? Uzun süredir enerjiniz iyi gitmiyor. Başarılarınızla alakalı noktada çok fazla insanların göz enerjisine elektrik yüklenmesi var. Ve burada bazı insanların yaşattığı sorunları başkaları yanlış anlamaya sebep oldu. Ve bu yüzden kendinizi mecburiyetten yeniden toparlama, alandaki kötü insanların enerjisini geride bırakıp kendi enerjinizi yüksek tutmaya karar verdiniz. Bu doğru bir karar ve başkalarının tesiri altında kalmamaya özen gösterirseniz bu hafta başaramayacağınız hiçbir şey yok. Yani yeni bir iş beklentiniz varsa işle ilgili konuşmalar, çağrılmalar, evraklarınız onaylanacak. O yüzden tereddüt etmeden lütfen kendinizi doğru enerji yükleyerek bu fırsatları kaçırmanızı istemiyorum. Özellikle sanata merakınız varsa, elektronik eşyalar ya da mühendisseniz çok güzel yurt dışı fırsatlarınız ya da şehir dışı fırsatlarınız hayatınıza renk katacak. Bu fırsatları değerlendirin diyorum değerli ikizler Burcu. Değerli ikizler, özellikle devlet ya da kurumsal büyük bir alanda çalışıyorsanız ünvan değişimi, rütbenizde güzel bir artış, hatta hiç beklenmedik masaya nail olacaksınız. Hatta beni buraya nasıl uygun gördüler? Böyle ağzınız açılacak, böyle duyumlar var. Dikkatli olun, bu hak sizin, sakın kimseye yedirmeyin hakkınızı diyorum. Kendi işini yapanlar da güzel paralar kazanmaya yavaş yavaş altyapıyı oturtacaksınız. Özellikle Haziran 15 itibariyle parayla ilgili korkularınız geride kalacak. Daha kendinizi güvende ve huzurda hissedeceksiniz. Bazı ortaklı ya da kendi işini yapanlar da yeri büyütmek, daha büyük bir alana geçmek, bulunduğu noktayı daha merkeze taşımak istiyorsunuz ama yerinizin enerjisi güzel. İkinci ya da üçüncü bir alan açmak istiyorsanız merkeze geçebilirsiniz ama ana bayiniz bu olmalı diye düşünüyorum. Özellikle uçak mühendisi, makine mühendisi, matematik mühendisiyseniz beklediğiniz yeni bir oluşum, yapacağınız ortaklı işler size çok büyük kazanç sağlayacak. Buna da gerçekten gözünüz kara bir şekilde adım atın. Bunlar sizin hem fırsat kariyeriniz anlamında hem de oluşturacağınız çok güzel yenilikler var. Bu yeniliklerle birlikte kendi markanızı, kendi isminizi, kendi başarınızı ön plana oturtacaksın. Uzun süredir işsizseniz, evde oturuyorsanız, bir senedir iş haklarımı alamıyorum diyorsanız, sizin mahkeme haklarınız ya da bulunduğunuz işte belli paralarla ilgili ufak ufak gelişimler sağlanacak. Ama ben artık eve işe girmek istiyorum diyorsanız, Haziran'ın 15'ine kadar bu kapınız hayırlı ve aydınlık. Bu enerji sizi mutlu edecek gözüküyor. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Sorun ne biliyor musunuz? Başkalarının ne kadar başkalarının lafıyla hareket etmiyorum desen de yine başkalarının laflarına dikkat edip onların kuralında gitmek istiyorsun. Artık sen olmalısın. Ailen o bu değil. Sen bir bireysin ve bu bireyliğine kendi başarını, kendi sistemini, kendi kuralını koyman lazım. İyi niyetten mağdur oluyorsun değerli ikizler Burcu'm. Özellikle anne soyunuzla alakalı yaşanan gereksiz tartışmalar ve borçlu annenizin bir borç mevzusu var. Bununla ilgili abartılı konuşmalara önem vermeyin. Annenizin kimseye borcu yok. Onlar kendi içlerinde borçlu çıkartmaya çalışıyorlar. Bunu da ihmal etmenizi istemiyorum. Özellikle dördüncü kat, üçüncü ve beşinci katta olan bazı İkizler Burcu'nda ev taşınması, yeni bir eve geçmek ve güzel bir ev anahtarına geçme niyetiniz var. Bu şimdiden hayırlı olsun. Özellikle alt zeminlerde oturanlar için ev almak ve mülk sahibi olmak, daha güneşi yakalamak istediğimiz nokta gündemimiz var. Bu da size bir araştırmalara, yeni fırsatlara denk getirecek olarak uyarı veriyor. Özellikle devlete girmek istediğiniz bir mevzu sınavınız varsa başarıyla geçeceksiniz. Ama kafa karışıklığından dikkat kaybınız olabilir. Lütfen dikkatinizi toparlayarak sınava gitmenizi istiyorum. Ağızlarınızda aft, diş eti iltihapları, burun enfeksiyonları ve son zamanlarda bahar alerjisi sizi yıpratabilir. İhmal etmeyin. Evet, duygusal olarak evliliğinizle ilgili yaşadığınız çatırtı geride kalıyor. Daha birbirimize sağlam tutuşma, birbirimizi sahiplenme dediğim nokta. Uzun süredir de ilişkinizle alakalı beklenmedik sözler kalbinizi kırabilir. Bu ara ilişkinizle düzgün konuşun, yoksa yol ayrımına gidiyor. Aşk, duygusallık bekleyenler için birazcık daha sabır, doğru nefes, doğru insanı bulma. Çünkü hep nerede kendi kalitenize uymayan insanlar var, hayatınıza çekip
kadın ya da adam etmeye çalışıyorsunuz ama hep sarar ve maddi, manevi ve inanç evrenizde yorulduğunuz bir noktadasınız. Artık bu yorgunluğu geride tutmamız lazım. Bunun için nefes, yoga, meditasyon size iyi gelecek. Yurt dışında yaşayan ya da yurt dışı ile ilgili planlarınız varsa aktif yollar size çıkacak. Bunları doğru değerlendirdiğinizde de oradan kalıcı iş ya da sisteminde olduğunuz noktada konum değişimi gerçekleşecek. Bunu da doğru değerlendirin lütfen diyorum. Evde masa, sandalye ile alakalı kırılabilir, ayağı kırılabilir. Böyle bir değişim oluşumumuz var. Bu da size iyi gelecek. Mutlu kalın, umutlu kalın. Allah'a emanet olun.